Bir güzel gününde Alyaf köyünden uzak bir göle doğru yürüdü. Göle varınca yeşil ağaçların mavinin içinde kaybolduğunu ve ressamane bir manzara oluşturduğunu gördü. Bu güzel görüntü serin suyun yansımasıyla birleşiyordu. Göldeki yansımaların dansı ve yüzeyde süzülen şelale Alyaf'ı büyüledi. Bir süre gölün kıyısında oturduktan sonra Alyaf, buraya olta olmadan geldiğini fark etti. Neden burada balık tutmayı denemiyor ki, diye düşündü. Sonunda basit bir olta yapmaya karar verdi ve yakındaki ormanda bulduğu uzun bir dal kullanarak el yapımı bir olta hazırladı. Alyaf, gölün kıyısındaki bir kayaya oturdu ve el yapımı olta ipini suya doğru uzattı. İlk başta sadece suyun altındaki taşları görebildi. Ancak sabırla bekledikçe ip birden heyecanla çekildi. Alyaf çekti ve gölden çıkan parlak bir balığı yakaladı. Bir aslan balığı karaya getirdiğinde nazikçe ona baktı ve dedi ki, "Merhaba dostum, sana biraz bekleyebilir miyim?" Balık minnetle başını salladı ve balığı tekrar suya bıraktı. Alyaf bu sefer olta atmaya karar verdi. Bu sefer göldeki diğer balıklar Alyaf'ın iptiğiyle oynamaya başladı. Gökyüzündeki kuşlar bu eğlenceli aktiviteyi izlerken Alyaf göldeki balıklarla konuşmaya başladı. Balıklar göldeki diğer yaratıkların ve maceralarının hikayelerini paylaştılar. Alyaf onların dünyasını keşfettikçe gölün altındaki kayaların arasında yaşayan renkli yaratıkları buldu. Birlikte su altındaki küçük varlıkların dünyasını ziyaret ettiler. Günün sonunda Alyaf su altındaki arkadaşlarına teşekkür etti ve köyüne döndü. Bu unutulmaz gün, göldeki bir balıkla kurduğu dostluk dolu bir hikayeye dönüştü. Şimdi Alyaf, köyündekilere göldeki balıkların sıcak hikayelerini anlatıyor ve herkesi doğanın güzelliklerini keşfetmeye teşvik ediyor.